Gündeminizde ne var? Vatandaşı olarak gündemimizde üniversiteler var. Boğaziçi Üniversitesi ile beraber kendi üniversitem de var. Nerede okuyorsunuz? Afyon'da okuyorum. Afyon Kocatepe Üniversitesi. Evet. Peki nedir, ne bölüm okuyorsunuz bilmiyorum ama gençler gelecekten genelde birçoğu umutsuz olduğunu söylüyor ve yapılan araştırmalar da birçok gencin fırsat bulsa yurt dışına gideceğini gösteriyor. Ya kesinlikle. Ben neden de böyle bir durum var? Efendim öncelikle işsizlik en büyük sorun. Yani mezun olduktan sonra neler yapacağız? Hangi konuda bizi ne tür bir gelecek bekliyor onu bilmiyoruz. Ülkemizin geleceği biraz belirsiz. Yani sürekli düşünüyoruz. Gündemimiz sürekli değişiyor. Hani her gün birden konu çıkıyor yani. Hani nasıl söyleyeyim? Hani artık geleceğimizi ile ilgili birçok soru işaretleri var. Hani mezun olduktan sonra neler yapabileceğimiz hakkında sıfır soru işaretleri var. Yani şu an bir üniversite öğrencisi olarak da bu pandemi döneminde iş arıyorum ama hani iş sıkıntısı da yaşıyorum. Yani tamamen hani nötrüm yani. Ne yapacağım kesinlikle bilmiyorum yani. Kesinlikle kafamda bir gelecek planı yok. Hani elbette ki Avrupa'da yaşamak her türlü her genç için özellikle biz Türk gençler için çok önemli bir ideal. Ama bakalım yani gidebilirse gitmeyi çok isterim. Ama gidebileceğime dair ümidim de yok. Gençlik bu kadar umutsuz yani öyle mi? Ya kesinlikle yani. Hani ben kendi adıma konuşayım yani. O yüzden kız arkadaşım adına da konuşayım. O da aynı şekilde. Yani hemen hemen çevremde konuştuğum insanlarla hemen hemen bu şekilde yaşıyorum. Biz hep karşılaşıyoruz. Öyle söylüyorlar. Kesinlikle. Yani şu ana kadar hani aklımda sürekli soru işaretleri var yani. Geleceğime dair kesinlikle büyük bir bunalım içerisindeyim. Böyle eve gidip de televizyonu açıp baktığınız zaman televizyonu, tabii açtığınız kanal da önemli de. Yani güzel haberler var. Mesela iki gün önce bir Ay'a gidiyoruz gibi bir haber çıkmıştı. Bunun hakkındaki yorumların nelerdir? Ya Ay'a gitmek yani elbette ki hani bilimsel gelişmeler çok önemli. Özellikle dünyadaki bütün ülkeler bilimsel gelişmelere önem veriyorlar. Biz de bir nevi kendimize bilimsel gelişmelere önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Hani lakin geçen yine ben Twitter kullanıcısıyım. Hani baktığım zaman da bazı Avrupa ülkelerin ve devlet ülkelerin de uzaya ayırdıkları bütçeler de ortada. Yani özellikle Amerika gibi ülkelerin, genellikle Kanada gibi Avrupa ülkelerin ayırdığı bütçeyle bizim uzaya ayırdığımız bütçe arasında dağlar kadar bir fark var yani. O yüzden ayrıca hani uzay ile ilgili hani bence hani benim şahsi fikrim yani kimseye bağlamaz. Hani uzayı bir köşeye bırakıp da ülkemizin genel sorunları hani öğrenci olsun, yaşlı olsun, hani sağlık sistemi olsun, hani özellikle bu pandemi döneminde yaşanan süreç olsun, bunlarla ilgilenilmesi hani bana göre uzaydan daha önemli geliyor yani. Hani gerçekten biraz gerçekçi konuşmak gerekir yani. Hani şu ana kadar bütün sorunlarımızı, bütün problemlerimizi halledip yönümüzü uzaya versek ben buna çok büyük bir mutluluk duyarım ama bence ben bir Türk olarak ve ülkemin hani bir ferdi olarak önceliğimin hani ülkemin sorunları ile ilgilenilmesi yönündeyim. Gündemimde mi? Bu hastalığın gitmesi var. Abi bitecek mi sizce? Bitecek, bitmeyecek. Ne bileyim hani başı. Ya o bitecek ya biz biteceğiz. Evet yani esnaflar bittiğini söylüyor ama bilmiyorum. Onunla o işlere girmeyelim. Eyvallah. Abi halkın gündemini araştırıyoruz. Vatandaş olarak gündeminizde ne var efendim? İşsizlik var. Neden evet. İşsizlik efendim? Günümüzdeki hükümet insanları bu duruma düşürdü. Önceden sürekli işimiz vardı. İnşaatçıydım ben. Sürekli çalışıyordum. Artık çalışamıyorum. İş yok şu an. İş de bulamıyorsunuz. İş de bulamıyoruz. Başvurdunuz mu efendim? Yani hayatınız nasıl idame ediyorsunuz bilmiyorum ama. Emekliyim. 1644 lira maaş alıyordum. 70 lira zam verdiler. Yani çok büyük bir zam aldık. 70 lira emekli olarak. Bozdur harca. Her şey çok güzel. Yani yapılan açıklamaları dinliyorsunuzdur muhakkak. Uzaya gideceğiz evet. Gideceğiz. İnşallah onlar gider de dönüş olmaz. Gidişler olur, dönüşler olmaz. O günleri bekliyoruz. Ne abi? Görüyorsun insanları boş boş geziyorlar. Yani lokantalardan yemek yiyen yok. Bir simitçi para kazanıyor orada. Yani cebimdeki parayı göstereceğim utanıyorum. O derece mi abi? He, o derece yani işte. İnsan... Buradan bir iktidara bir mesajınız. Valla bir an önce gitmelerini diliyorum. Başka bir şey yok. Başka çaremiz yok. Vermeyeceğiz. Hiç emezler. Başka çaremiz yok. Bir an önce bunlardan kurtulmayı diliyoruz. Teşekkür ederim. Konuşalım abla sizle. Yani vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Bir vatandaş olarak gündeminizde ne var? Vallahi bizim gündemimizde pahalılık var. Başka hiçbir şey yok yani. Herkesin gündeminde de pahalılık olduğunu düşünüyorum. Ay var bir de uzaya gidiyoruz falan. O da var gündemimizde. Ay. Ya biz Ay'a gitmiyoruz. Biz insanlarımız arabayla, taksi parası verip arabayla bir yere gidebilirse ne mutlu. Ay'dan vazgeçtik zaten. Gece yine güneşe yüklemişiz. Ya burayı fethettik. Ama gitmesini dünyayı istediğimiz bir kişi var yani. Onu anlayan anlar. Gitsin ve gelmesin lütfen. Valla hakikaten gülüyoruz ama iş şakaya deliliğe vuruyoruz yani. Gerçekten hakikaten öyle. Çok
öfkeliyiz, çok sinirliyiz. Yani hem özgürlüğümüz kalmadı, yani, hem paramız kalmadı. Şey hem insan değil. Yerine konmuyoruz. Hiçbir söyle yani hiçbir şeyimiz kalmadı yani kimsenin karşısında. Yani ben en çok şeylere, küçük çocukları olanlara acıyorum. Hani biz yine tamam idare oluyoruz. İyi kötü bir emekli maaşımız var. Tamam ama o çoluğu çocuğu olanlar, onlara çok acıyorum. Onlar süt içecek, yumurta yiyecek, et yiyecek. Nasıl oluyor? Ben diyorum ki iyi ki zamanında biz dünyaya getirip büyütmüşüz. Bu zamana kalmamışız ben, yani. Ben bir şey söyleyeyim. Ben 93'te çalışmaya başladım. 2000 yılında aldığım maaş benim 3000 liraydı. 2000 yılında. Pardon, 2007 yılında 3000 lira fizyoterapist olarak çalışmaya başladım. Ve ben en son 2019'da işten ayrılırken 3000 liradan daha az benim maaşımı düşürmeye çalıştılar. Ben o yüzden ayrıldım. Yani bu taşeron sisteminde çalışıyordum. Yani artık hani öyle bir özel sektöre ve bu taşeron sistemine öyle bir mahkum oldu ki insanlar. Ya ben 4 yıl üniversite bitirmişim, 20 yıl çalışmışım. 2007'de aldığım parayı 2019'da daha azını bana vermek için uğraşıyorlar. Yazık bu insanlara. Yazık, yazık. Oysa ki 2007'de aldığım her şey benim 5 katına, en az 5 katına çıktı. 2007'den belki 10 katına çıktı. Tabii tabii. Biz çok doluyuz. Yani saatlerce konuşsak bitmez. Öfkelisiniz abla. Öfkeliyiz. Hayır, üzülüyoruz. Bakın şöyle ben de emekli oldum. EYT'liydim ben. Evet, EYT'liydim. Ben 93 yılında işe başladım. Hani normalde benim 45 yaşında emekli olmam gerekiyordu. Günümü, yılımı doldurmuştum. 50 yaşına kadar bekledim. Daha öncesinden 93'te çalışmaya başladığım için maaşım da çoğu kişiye göre de yüksek yani. Hani Allah bereket versin yüksek. Ama buna rağmen ben evim kira olmadığı halde, evim olduğu halde. Şimdi zaten o maaşları çalışıp ev falan alınmaz yani. Ben aldım evimi de arabamı da daha öncesinde Allah'a şükür şey yaptım, aldım. Ama bu maaşla zaten ne ev ne araba hiçbir şey alınamaz. Buna rağmen ben diyorum Allah'a şükür ben kendimi idare ediyorum ama benim çocuğum yok. Yani ben bunlar için üzülüyorum. Biz burada karşılaşıyoruz. İnsanlar genelde şunu diyor yani nankörlük yapıyor insanlar ve şükürsüzlük var diyorlar. Bu yüzden yetmiyor, bu yüzden geçinemiyor diyorlar. Bunu nedir? Ya şöyle şükürsüzlük var diyenlere ben şunu soruyorum. Tamam şükürsüzlük var. 2800 lira asgari ücret. Tamam şu an bir ev kirası yani ne kadar? 1000 liradan yok. Kaldı mı 1800 lira? 1800 lira. Kaldı. Tamam. Şey ne kadar geliyor? Elektrik faturası 200 lira, 300 lira, 400 lira geliyor. Ha yani. Ya mesela 1400 lira. Su parasıydı, telefonuydu 1800 lira. Kaldı 1000 lira. 1000 lirayla ne? Simitten hesabı yapın. Hani simit hesabı yapıyorlardı ya. Bir simitten şu an 2,5 lira simit günde 4 kişilik bir aile 4 öğün, 3 öğün birer tane simit yese kaç para tutuyor? Şimdi belki 2,5 lira yani. 4 tane aile 10 lira. Bir kişi bile hesaplasanız olmuyor yani. Ha olmuyor yani. Hani olmuyorsa olmuyor. Yoksa biz niye durduk yerde böyle sinirlenelim, üzülelim, kendimizi sıkalım. Yani biz de istiyoruz, biz de huzurlu olmak istiyoruz. İnsanların mutlu olduğu, diyorum ya ben kendi açımda, benim annemin de bir şey yok, bir sıkıntısı yok Allah'a şükür. Hani Allah hastalık vermesin. Ama ben gerçekten üzülüyorum. Ha ama bu insanların hala bazı şeyleri görmediğini gördüğüm zaman da daha da çok üzülüyorum. Daha da çok üzülüyorum. Sinirleniyoruz çok fena. Vatandaşın gündeminde ne var? Senin gündeminde ne var bir vatandaş olarak? Benim dinlenmem şimdi. Tayyip'e ben asgari emekli parası 1800 lira alıyordum. 100 liramı kesiyor. Cumhurbaşkanı. Devlet. Cumhurbaşkanından memnun değilim. AK Parti nerede şey varsa adamlar hep yiyici. Anladın mı? CHP iyi. AK Parti millete soruyorum. AK Parti diyor. Ne oluyor? Ekmek çıkardılar İstanbul'da 2 liraya. Biz memnun değiliz. Bunları AK Parti yıkmamız lazım. CHP iyi. İyi Parti'yi katmamız lazım. Ha, diyeceğim bu. Abi sence kazanır mı seçimde? Ben kazanacağız. Bunu yıkacağız. Cumhurbaşkanını yıkacağız. PKK'ların içinde geziyor bize diye PKK diyor. Kendi PKK. Kendi PKK'nın içinden geldi. Biraz dargın bu memleketten. Bak şu anda bu kuru tahtada bile oturmuşuz. Evet. Yasaktır. Ama mitinge gelince tıklım tıklım maşallah diyorlar. Bu tahtanın ne şeyi vardır?
ne faydası ne zarar verir. Bankta oturamadınız doğru mu? Bu tahtada oturamadılar dedi, yasaktı, ceza yazıyoruz. Yani saygı diyoruz, ne diyeceksin? O mitingler yani, yapabiliyor. Mitingler istediği kadar full miting olursa maşallah da çekiyorlar. Ama bu kuru tahtada bak 20 metre ara masafasından adam oturmuşlar. Bizi kendi şahsım beni kaldırdılar yasaktır diye. Ayıp bir şey, çok ayıp. Ben kendimden utandım vallahi. Aynen öyle. Simit yiyorsunuz abi, ekonomi... Simit, yiyecek bir şey yoktur ki. Nereye gideceksin, ne oturulacak bir yer vardır yiyorsun. Şimdi geldim, olayı utanıyorum. İlk ben bu yaşa gelmişim, vallahi ilk defa simit elime almışım. Simit yiyorum. O da gerçek, boğazımdan bile gir. Utanmaktan benim boğazımdan gitmiyor. Niye utanıyorsunuz abi? Ben ile elimden bile alışkın değilim yani. Ayakta bile bir yemekten aslan bile alışmamışım. Benim bile bir huyum yoktur. Ama maalesef bu tahtada oturmuşuz. Bu tahtada yasak olduğunu ben gerçek. Var mı bir mesajınız abi, söylemek istediğiniz bir şey? Vallahi söylediğim şey buna çok ayıp bir şeydir. Yani bak bir tahtanın ara masafası bir yer. Bak gidin. Otobüs tıklımdır, minibüs tıklımdır, miting tıklımdır ama tahtada oturmak yasaktır. Ne yani bunun bir nedeni mi var? Bu ne yani, bu şey midir? Ayıp bir şeydir yani, çok ayıp. Ben kendim şahsıma ben utanıyorum. Korona. Korona var. Haricinde? Ekonomik sıkıntılar. Evet. Başka da. Peki ekonomik neden bu kadar kötü? O kadar söylenecek çok şey var ki fazla açıklama yapamıyorum. Yani aya gideceğiz falan ama bilmiyorum. Bir taraftan ama da iyi olduğunu iddia edenler var. Şeyin dediği gibi götür beni aya. Aynen, kolay gelsin. Teşekkür. Benim gündemimde şimdi para bozduracağım. Sonra da pazarlık yapacağım. Ne pazarlığı? Normal pazarlık. Yani alışveriş, market işi. Ha. Evet. Peki market fiyatları nasıl, memnun musunuz? Market fiyatları biraz fırlanmış ama evet. Ne yapalım artık? Ekonomide bir kötüye gidişat var. Bir vardır ya, yani hiç yetiştiremiyoruz. Yani şimdi ben tutalım mesela diyorum 50 euro bozduracağım. Onunla market işi mi yapayım, pazar işi mi yapayım? Hangisini yapayım yani? Nasıl mı geldiniz? Evet, evet. Hangi ülkeden? Ben Azerbaycan. Azerbaycan'dan geldiniz. Evet. Nasıl, orada durum nasıl? Orada. Normal. Orada çok da böyle şey değil. Yani burada fazla aracılar var. Evet. Burada pazarda da öyledir. Her yerde öyledi. Yani aracı burada çok. O yüzden böyle pahalanma var. Mesela Azerbaycan'da çok öyle bir şey yok. Gerçekten ben de. Çok aracı yok. Mesela tutalım ki gideceksin, et alacaksın. Normal et şeyleri var. Et satan yerlere ne diyorlar? Kasaplar var, normal kasaplar. Her gün mesela bir ineğini mi keser, danasını mı keser, koyun kuzusunu mu keser? Normal kasaplardı. Yani elden ele geçmiyor. İlk elden alıyorsun. O yüzden biraz düşük oluyor fiyatlar. Ama buradan ikinci, üçüncü elden aldığın için artık biliyorsunuz yani ete yaklaşamıyoruz. Hiç ete hoş. Tamam. Yaşıyorsunuz o zaman daimi olarak? Daimi olarak burada yaşıyorum. Ama düşünüyor musunuz Azerbaycan'a tekrar döner mi? Yok, gitmeyi düşünmüyorum ama biraz hiç olmasa biraz ne bileyim bu aracıları ortadan kaldırabilse devlet yani çok iyi olur.